Elif Melek'le Sağlık Zaman'dan herkese merhabalar, mutlu sabahlar efendim. Bugün konumuz kalp sağlığı ve beslenme olacak. Kalp hastalıkları nelerdir? Nasıl kalbimizi koruruz? Sağlıklı bir yaşamla kalp koruyucu diyetler aslında gerçekten kalbi koruyabiliyor mu? Ailemizde kalp hastalıkları varsa neler yapmalıyız? Gerçekten risk altında mıyız? Ufak sorularımızla beraber programımız başlayacak. Bugünkü konuğum kardiyoloji uzmanı doçent doktor Mutlu Güngör hocamız bizlerle olacak. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Zira emin olun bu hataları hepiniz yapıyorsunuz. Elif Melek'le Sağlık Zaman'dan herkese merhabalar, mutlu sabahlar diliyorum efendim. Bugün konumuz kalp ve damar hastalıkları. Zira biliyoruz ki dünyada ölüm nedenlerinin başlıca sebepleri arasında öncelikli sırada kalp damar hastalıkları. Dolayısıyla bugün konuğumuz kardiyoloji uzmanı doçent doktor Mutlu Güngör bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim efendim, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz hocam, çok teşekkür ediyoruz. Kalp ve damar hastalıklarında en çok konuşulan konu biliyoruz ki kolesterol, hipertansiyon, bununla beraber çeşitli iskemi gibi rahatsızlıkları sayabiliriz. Dolayısıyla burada kolesterolün rolü nedir kalp ve damar hastalıklarında? Çünkü bazen özellikle seyircilerimiz arasından da vardır. Tahliller çıkıyor, hekim diyor ki biraz kolesterol yüksekliğim var, yaşam tarzına dikkat et. Fakat kimisi bunu uyuyor, kimisi de uygulamıyor. Dolayısıyla burada kolesterol gerçekten zararlı mı? Ne gibi düşünceleriniz ve önerileriniz var bu konuda? Teşekkür ederim. Kolesterol aslında vücut için gerekli bir madde biliyorsunuz. Kolesterol hücre donanımının yapısında bulunuyor. Pek çok hormonun sentezinde kolesterol kullanılıyor. Dolayısıyla aslında vücut için gerekli. Fakat kolesterolün fazlası da kanda dolaşan kolesterolün fazlası da damar duvarında birikerek damar sertliğinin sebebi haline geliyor. Dolayısıyla kolesterol için hani azı karar çoğu zarar demek daha doğru aslında. Dolayısıyla kolesterol mutlaka alınması gerekiyor vücuda, esansiyel, fakat fazla miktarda olmamalı. Çünkü dediğim gibi kolesterolün fazlası damar duvarına birikerek damar tıkanıklığı yapıyor. Bu arada kolesterolü biz genelde iki türe ayırıyoruz. Bir işte iyi olarak bildiğimiz HDL kolesterol, bir de kötü olarak bildiğimiz LDL kolesterol. Bizim tedavi etmeye çalıştığımız ve esas damar sertliğine sebep olan LDL kolesterol. Dolayısıyla aslında bizim tetkiklerde dikkat etmemiz gereken LDL kolesterol seviyesi. LDL kolesterol normalde referans değeri 130. Yani normalde LDL seviyemizin 130'un altında olmasını biz normal olarak nitelendiriyoruz. Tedavi ise, medikal tedavi ise hastadan hastaya LDL seviyesi değişiyor. Örnek vermek gerekirse şu anki güncel kılavuz, yani hiperlipidemi kılavuzu LDL seviyesine göre genelde ilaç tedavisi öneriyor. Bunu da hastanın risk faktörlerine ve damar yapısıyla ilgilendiriyor. Örneğin şu anki en güncel kılavuzu söylemek gerekirse, eğer bir kişinin kalp damar hastalığı varsa, işte atıyorum bypass'ı varsa, stenti varsa ya da anjiyografide %50 ve üzerinde darlık varsa veya felç hatağı geçirdiyse, bu şekilde bir damar tıkanıklığı bulgusu varsa LDL seviyesi 100'ün altında olması gerekecek şekilde kolesterolü kullanmamızı öneriyor. Eğer bir kişinin hiçbir kalp damar hastalığı yoksa, kalp damar hastalığı için risk faktörü de yoksa, o zaman LDL seviyesi 190'a çıkana kadar tedavi, ilaç tedavisi değil, hayat tarzı değişikliği olarak öneriyor. Eğer damar tıkanıklığı yok fakat damar tıkanıklığı için risk faktörleri varsa, atıyorum hastanın tansiyonu da varsa, sigara da kullanıyorsa, genetik yatkınlığı da varsa, bu gibi durumlarda da LDL seviyesi 130'un altında tutacak şekilde ilaç kullanılmasını öneriyor. Dolayısıyla aslında konuşmamın özetinde bu kolesterol tedavisiyle ilgili bazen hastalarda ön yargı olabiliyor. İlaçların işte zararlı olduğu, işte demansa sebep olduğu, şeker hastalığı yaptığı gibi inanışlar olabiliyor. Aslında kolesterol ilaçları bizim için önemli ve esas kalp krizinden koruyan, felç ataklarından koruyan ilaçların başında geliyor. Dolayısıyla benim burada izleyicilere önerim, eğer hekiminiz size kolesterol tedavisi başlıyorsa o zaman kullanmanızı öneririm. Diyet olarak da biliyorsunuz kolesterol bir dışarıdan diyetle alınabiliyor ve bir de karaciğerin sentezlediği kolesterol var. Biz kolesterol seviyemiz yüksekse özellikle diyetle kolesterol alımının azaltılmasını öneriyoruz. Diyetten kastettiğimiz aslında katı yağların kısıtlanmasıdır kolesterol tedavisi diyetinde. Hı hı. Katı yağ dediğimiz işte sucuk, sosis, salam gibi mesela işlenmiş etler özellikle kolesterol açısından zengin. Katı yağlar, tereyağı mesela bizim için katı yağ. İşlenmiş etler, tereyağı, hamur işleri mesela işte poğaça, kurabiye, kek, baklava, börek, bunların kısıtlanması gerekiyor. Hamur işlerinin bizim toplumumuzda çok sevilen. Bazen düşünmüyoruz ama
marketten aldığımız bisküvi için bisküvi bile bizim için katı yağ. Çünkü o bisküviyi de katı yağla yapıyorlar sonuç olarak. Dolayısıyla mutlaka diyette dikkat edilmesi gereken en temel konu katı yağın kısıtlanması. İşlenmiş etler, hamur işleri, kurabiyeler, kekler, baklavalar, börekler. Mesela şimdi pasta dediğimizde ya da baklava dediğimizde herkes öncelikle bunu tatlı olarak düşünüyor. Ama aslında tereyağıyla yapıldığı için bu bizim için katı yağ. Dolayısıyla evet. Hamur işleri dahil, tatlı türevleri, pasta türevleri bunların hepsinin kısıtlanması gerekiyor. Daha çok ansatüre yağların kullanılması öneriliyor. Özellikle zeytinyağı burada önemli. Zeytinyağı ansatüre olduğu için genelde kolesterol düşürücü etki gösteriyor. Fındık yağı olabilir, ayçiçek yağı olabilir ama sıvı yağlar, ansatüre yağlar kolesterol düşürüyor. Dolayısıyla sıvı yağlara yönelmek, biraz daha diyetimizin Akdeniz usulü olarak işte sebze meyve ağırlıklı olması, kırmızı etin kısıtlanması daha çok işte beyaz et, balık gibi, işte tavuk gibi, organik tabii ki tavuk gibi beyaz ete yönelme. Benim genelde hastalarıma önerim işte haftada 1-2 gün yağsız kırmızı et tüketmeleri gerektiği. Kırmızı et de sonuç olarak protein ve B12 içeriğinden dolayı alınması gerekiyor zaten. Ama bu kırmızı et işlenmiş olmamalı. Hani taze et şeklinde haftada 1-2 defa alınabilir. Izgara gibi ya da haşlama gibi. Haftada 1-2 mutlaka balık tüketimi önerilir. Balık hem omegadan dolayı alınması gerekiyor hem de kolesterol açısından güvenli. Tavuk olabilir ama daha çok dediğim gibi zeytinyağlılar, sebze meyve. Aslında biraz fast food'dan kaçıp hani bizim annelerimizin o tencere yemeklerine dönmek gerekiyor aslında bu durumda. Kolesterol için benim genel önerim dediğim gibi işte beslenmenin düzenlenmesi. Bunun belki ileride tekrar konuşuruz ama egzersiz tabii burada kolesterol düşürmede önemli ve aynı zamanda diyet tabii ki. Evet hocam, ilk sorumuzu özetleyecek olursak aslında kolesterol ilaçlarından da bahsettiniz. Burada kolesterol ilaçları hekim tarafından belli bir değerlendirme ve kan değerlerindeki belli bazı kriterler göz önüne alınarak evet. yapılan bir uygulama. Dolayısıyla izleyenlerimizden de eğer kolesterol ilacı kullanan varsa kendimi iyi hissediyorum diyerek bırakmamaları önerilir. Evet. Bu önemli bir husustu. Bir diğer husus da özellikle yaşam tarzı değişikliklerini hekimlerin destekliyor olması çok mutluluk verici. Evet. Her zaman öncelik bu yönde. Önce yaşam tarzını değiştireceğiz. Mutlaka. Değil mi? Kan parametreleri özellikle halk tarafından da HDL hep iyi kolesterol, LDL de kötü kolesterol olarak adlandırılıyor. Bu iki değerin kan tahlillerinde iyi sınırlar arasında olması da istediğimiz önemli. Bir nokta. Sevgili hocam, diğer bir konu da hipertansiyon. Yine toplumda sağlık açısından oldukça büyük bir problem ve birçok kişide görülüyor. Dolayısıyla kalp damar sağlığı açısından da ciddi bir risk faktörü. Hipertansiyon açısından değerli izleyenlerimize önerileriniz neler olur? Hipertansiyon aslında Türkiye'de çok önemli bir sağlık sorunu. Çünkü yapılan araştırmalarda Türkiye'de her 8 erişkinden birisinin hipertansif olduğu görülmüş. Fakat hipertansiyon olan hastaların maalesef yarısı hipertansiyon hastası olduğunu bilmiyor. Tansiyon hastası olduğunu bilenlerin de tansiyon kontrolü sadece %50'lerde. Yani dolayısıyla biz Türkiye'de hipertansiyon olan 4 hastadan sadece bir tanesini tedavi edebiliyoruz. Diğer 3 kişi tedavi sınırında değil. Bu bizim için kötü bir şey çünkü tansiyon yüksek kaldığı sürece damarlara zarar veren bir hastalık. Biliyorsunuz tansiyon damarın içindeki basınç demek sonuçta. Bu basınç ne kadar yüksek olursa damarın iç yüzeyine yaptığı hasar o kadar fazla oluyor. Bunu ben hastalara şu şekilde anlatıyorum. Hani bir hortum düşünün diyorum. Evet. Su basıncı ne kadar yüksekse hortumu yırtma riski o kadar fazladır. Tansiyon da böyle. Tansiyonumuz ne kadar yüksekse damar yaptığı hasar o kadar fazla oluyor. Tansiyon endotelde hasar yaparak damar sertliğinin başlangıcını oluşturuyor. Zaten ateroskleroz dediğimiz damar sertliğindeki en temel konu endotel hasarıdır. Yani damarın iç yüzündeki o hasar ve kolesterolün o endotel hasarlı bölgeden girerek aterom plağı oluşturması. Dolayısıyla tansiyon mutlaka normal olmalı ve tansiyon tedavi ile kontrol altına alındığı zaman kardiyovasküler mortalitede belirgin inme sağlıyoruz. Dolayısıyla tansiyon kontrolü toplumda çok önemli. Burada kötü olan bir konu tansiyon maalesef klinik şikayet oluşturmuyor. Yıllar içerisinde çok yavaş yükseldiği için genelde hiçbir klinik bulgu vermiyor. Genelde biz tesadüfen muayeneye gelen bir hastanın tansiyonu yüksek ölçerek bunu görüyoruz. O yüzden benim izleyicilere önerim hiçbir şikayet olmasa bile özellikle menopoz sonrası kadınlarda ya da 40 yaş sonrası erkeklerde mutlaka belli periyotlarda tansiyon ölçümü yapılmalı. Burada toplumda yapılan bir yanlış algı da hastanın genelde şikayete binaen tansiyon ölçmesi. Yani mesela işte üzüldüğünde, strese girdiğinde, kaygısı olduğunda, herhangi vücudunda bir ağrı olduğunda tansiyon genelde ölçüyoruz. O zaman da tabii ki yüksek çıkıyor. Bu aslında fizyolojik bir durum. Yani emosyonel stres durumunda, kaygı durumunda, stres döneminde ya da vücudumuzda bir şikayet varken tansiyon yükselmesi zaten beklenen bir durumdur. Hı hı. Bizim tansiyon ölçümümüz mutlaka istirahat halindeyken yapılmalı. Yani hipertansiyon dediğimiz konu hastanın usulüne uygun yapılmış tansiyonun yüksek olması. Usulüne uygun demek şu demek,
Hasta mutlaka en az 5 dakika dinlenecek. Emosyonel olarak sakin olacak. Stresinin olmadığı, sakin olduğu, kaygısının olmadığı, rahat, huzurlu da olduğu dönemde ölçüm yapılacak. Ben hastalarıma şunu öneriyorum. Siz evdeyken diyorum, otururken 5 dakika gözünüzü kapatın, dinlenin, rahatlayın, sonra ölçüm yapın diyorum. Çünkü stresle beraber tansiyon yükselmesi hastalık olarak kabul edilmiyor. Usulüne uygun yapılan tansiyon eğer 130'a 80'in üzerindeyse o zaman hipertansiyondan bahsediyoruz. Medikal tedavi, ilaç tedavisinde 135-85'in üzerinde olduğu dönemlerde başlıyoruz. Yalnız burada hani hastalar bazen sorarlar, büyük tansiyon mu önemli hocam, küçük tansiyon mu? İki tansiyon da önemli. Yani bizim hem büyük tansiyonumuz hem de küçük tansiyonumuz referans sınırda olmalı. Bir tanesinin daha yüksek olması o ölçüm yüksek kılıyor bizim için. Dolayısıyla tansiyonumuz 130'a 80'in altında olmalı. İlaç tedavisi de dediğim gibi 135'e 85'in üzerindeyken gerekli. Tansiyon için genelde diyet önerisine bakacak olursak, genelde tuzu kısıtlamak tabii burada en temel konu. Tuz dediğimiz sodyum klorür. Bizim vücudumuz için aslında gerekli. Fakat vücut için gerekli sodyum oranı sadece 4-6 gram. Türkiye'de bir kişinin kullandığı ortalama tuz miktarı 14-16 gramlarda. Evet, evet. Çok yüksek. Yani bizim ihtiyacımız olan tuzun 3 katını biz diyette alıyoruz. Dolayısıyla aslında toplum olarak az tuzlu yemeye alışmamız gerekiyor. Dolayısıyla en önemli konu tuzu kısıtlamak. Bunun için yine her zaman gibi fast food'u kısıtlamak, turşu gibi, salamura, zeytin, peynir gibi, işte fast food gibi alışkanlıklardan uzak tutmak, uzak durmak. Sofra tuzunu kaldırmamız lazım. Sofrada tuz kullanmamamız lazım. Bayanlarımız da mutfakta mutlaka tuzu biraz az kullanmaya özen göstermesi gerekiyor. Genel öneri şu, bir tencere yemek yapıyorsak, atıyorum 4 kişilik bir yemek, bir silme çay kaşığı kadar tuz aslında yeterli olacaktır. Tuzu kısıtladığımız takdirde kilomuzu kontrol edebilirsek, stresimizi azaltabilirsek, düzenli egzersiz yapabilirsek zaten tansiyonumuz kontrol altına alınacaktır. Ama diyelim ki hayat tarzı değişikliğiyle tansiyonu kontrol edemezsek de ilaç kullanacağız tabii ki. Evet hocam, burada özellikle tuz konusunda şuna da değinmek istiyorum. Bazen farklı işte Himalaya tuzları veya farklı deniz tuzlarını kullanarak bunların tansiyonu yükseltmediğini söyleyen kişiler de oluyor. Oysa ki tuz tuzdur. Tuz tuzdur, yani sodyum klorürdür hepsi. Tuzu, aynen, hepsi tansiyonu yükseltir. Evet. Çünkü bazen şöyle geliyor hastalar, ben işte bilmem nerenin tuzunu kullanıyorum, şimdi marka olmasın diye söylemiyorum. Zararı yok diyor ama. Aynen, evet. Bunun bir zararı yok, tansiyonu yükseltmez diye düşünüyorlar. Dediğiniz gibi önerilerin de hem 3 kat hatta 4 kat fazlası kadar tuz kullanıyoruz maalesef. Akabinde bir de yemeğin tadına bakmadan tuz atıyoruz. Evet, öyle bir alışkanlığımız var maalesef, evet. Maalesef bunları bırakmamız lazım bir an önce. Hocam, diğer bir konu da tabii ki obezite. Ülkemizde her 10 kadından 4'ü, her 10 erkekten ikisi şu an obez. Ve tabii ki bu sayı gittikçe her gün artıyor. Çünkü fazla kiloluların sayısı da artmış durumda. Dolayısıyla obezite için kalp sağlığıyla beraber neler söyleyebilirsiniz? Güzel. Ben geçtiğimiz günlerde bir çalışma okudum. Diyor ki beden kütle indeksini yaşla çarpın. Yani bir kişi 10 yıldır obezite seviyesinde bir ağırlığa sahipse beden kütle indeksini 10'la çarparak kalbe nasıl bir zarar verdiğini ortalamasını hesaplayabilirsiniz. Çok açıkçası korkutucu gelmişti bana. Hı hı. Evet, obezite aslında kronik hastalıkların da temelini oluşturuyor. Özellikle genç hastalar için söylüyorum bunu. Obezite olduğu dönemlerde tansiyon da daha yüksek oluyor, şeker de daha yüksek oluyor, kolesterol de daha yüksek oluyor. Ekleme binen yük de daha fazla oluyor. İleri yaşlarda osteoartrit, işte kireçlenme, eklem kas hastalıkları da daha sık gözüküyor. Dolayısıyla mutlaka obezite kontrol altına alınmalı. Benim obezite ile ilgili aslında hastalara ya da kişilere önerim, bazı belli önerilerim var mutlaka uyulması gerektiğini düşündüm. Bir, gece yeme alışkanlığının azaltılması lazım. Özellikle yatmadan önceki son 3 saat ben hastalara sıfır kalori alın diyorum. Yani tatlı, kurabiye, meyve, kuru yemiş hiçbir şey yememelerini öneriyorum. Atıyorum saat 11'de yatıyorsak saat 7.30'dan sonra hiçbir kalori almayacağız. Çünkü gece uyku sırasında bizim bazal metabolizmamız yavaşlıyor. Yani tansiyon düşüyor, nabız düşüyor, iç organların çalışma hızı düşüyor. Dolayısıyla enerji ihtiyacımız aslında çok azalıyor gece uykuda. Eğer biz yatmadan önce kan şekerimizi yükseltirsek, kandaki şeker tabii yağ olarak depolanıyor. Dolayısıyla en önemli konulardan bir tanesi gece yeme alışkanlığımızın azaltılması. İki, şekerli gıdaları kısıtlamak lazım. Bizim şekerden kastettiğimiz karbonhidratlar aslında daha çok. Evet. Biz hani besinleri karbonhidratlar, yağlar ve proteinler olarak sınıflandırıyoruz. Proteinler ve yağlar yapı taşı, şeker de aynı zamanda bizim enerji içeriğimizi karşılayan gıdalar. Dolayısıyla fazla şeker,
azaltılması lazım. Şeker dendiği zaman işte çay şekeri, çikolata, reçel, bal, pekmez, tatlı, pasta, hamur işleri, pilav, makarna bunların tamamını bu gruba almamız gerekiyor tabii ki. Dolayısıyla şekeri kısıtlamak ikinci önerim olur dinleyicilere. Üçüncü önerim, eğer hastanın şeker hastalığı yoksa aralıklı açlık yapılabilir. Aralıklı açlık bazen metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermeyi kolaylaştırıyor gerçekten. İşte normal yeme saatinde yemeyip bir sonraki öğünü bekleme. Buradaki mantığımız da şu, mesela her gün sabah biz 9'da kahvaltı yapıyorsak, 9'da kahvaltı öncesi bağırsak hareketlerimiz artıyor. Yani metabolizmamız hızlanıyor çünkü vücut o saatte gıdanın geleceğini biliyor. Biz eğer o saatte yemek yemezsek ya da kalori almazsak, kan şekeri o saatte düşük olduğu için yağlardan yakım olacaktır. Dolayısıyla aralıklı açlık kilo vermede faydalı olabilir ama dediğim gibi aralıklı açlık her hasta için uygun olmayabilir. Özellikle şeker hastası olmayan, hipoglisemi riski olmayan, şeker hapı ya da insülin kullanmayan kişiler için biraz daha geçerli. Ya da çok ileri yaşta sıvı kaybı, dehidratasyon riski olduğu için aralıklı açlık uygun olmayabilir. Ama genç bir obez hastada aralıklı açlık faydalı olacaktır şeker hastalığı yoksa. Onun dışında şekeri kısıtlamak, işte aralıklı açlık yapmak, yeme saatlerini değiştirmek de burada bir çözüm olabilir. Yani her gün aynı saatte aynı şeyi yememek de bir çözüm olabilir. Dediğim gibi metabolizmayı hızlandırma anlamında. Belki de yapılabilecek en büyük öneri de sofradan doymadan kalkmak aslında. Çünkü biz genelde toplum olarak doyana kadar yeme alışkanlığına sahibiz. Yani hatta çocukluğumuzdan beri mutlaka işte doydun mu, karnı iyice doyur gibi böyle annelerimizin önerileri olur. Dolayısıyla tam olarak doyarak sofradan kalkma alışkanlığımız var. Fakat bu şöyle yanlış oluyor. Midenin tam dolması ileriki yıllarda midenin büyümesine sebep oluyor. Dolayısıyla aynı tokluk hissi için daha fazla yememiz gerekiyor ileriki yıllarda. O yüzden sofradan biraz doymadan kalkmaya, aç kalkmaya alışmamız lazım. Aslında en iyi diyet önerisi aç otur aç kalk aslında. Hani doymadan, daha doğrusu tam olarak acıkmadan sofraya oturmamak, tam doymadan da sofradan kalkabilmek lazım. O yüzden biraz az yemeyi, yediğimiz porsiyonları küçültmeyi hedeflemeliyiz. Burada aralıklı yemek olabilir. Mesela işte yemeğe oturduğum zaman çorba salatayıp bir 10 dakika beklemek mesela bir çözüm olabilir. Hani iftarlarda yaptığımız gibi mesela. Bu şekilde hani daha çabuk doyduğumuzda zaten hissediyoruz. Sonuçta işte gece yememek, şekerli gıdaları kısıtlamak, aralıklı açlık yapmak, tam olarak doymadan sofradan kalkabilmek, tam acıkmadan sofraya oturmamak kilo vermeye ve ring kilo sağlayabiliyor. Ben kendim de bir dönem böyle 130 kiloları görmüş birisi olarak 30 yaşlarımda 130 kilolara kadar çıkmıştım ben de ama son 3-4 yıldan beri dikkat ediyorum. Kilo verdim yani belirgin olarak evet. Yani kendinize çok güzel bir hediye vermişsiniz. Evet evet. Tabii şöyle kiloluken insanın yaşam sevinci bile daha az oluyor. Aslında kilo sağlık problemi gibi bir de sosyal problem. Tabii ki. Kilolu olduğunuz zaman daha fazla terliyorsunuz, daha çabuk nefesiniz daralıyor. Mutsuz oluyoruz. Evet, enerjimiz daha düşük oluyor. Gün içinde uyku ataklarımız oluyor, gece horlamalarımız oluyor. Kilo verdiğimiz zaman aslında bunların hepsi çok daha rahat düzeliyor. İnsanın nasıl söyleyeyim, yaşama bakışı daha pozitif oluyor. O yüzden kilolu hastalara özellikle önerimiz mutlaka kilo verin. Evet hocam, şöyle son olarak da omega 3, hep biz bunu balık yağı olarak biliyoruz. Hı hı. Ve kalp koruyucu etkisi de hem görsel medyada hem sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan bir durum. Dolayısıyla omega 3 ile ilgili görüşleriniz nelerdir, onları da almak isteriz. Omega 3 biliyorsunuz esansiyel bir vitamin. Esansiyel yani vücut tarafından üretilmeyen demek, hı hı, ve dışarıdan mutlaka alınması gereken bir ürün. Omega 3 damar sertliğinde olumlu etkileri var. Yani aterosiklerozu, damar sertliğini azaltıcı bir madde. Ve genelde balıktan biz omega alıyoruz. Balık ve balık ürünlerinden. Omega almak için ben genelde hani deniz ürünlerini mutlaka tüketin. Mutlaka haftada bir gün bir öğünüzde balık olsun diye söylüyorum. Ama maalesef Türkiye'de balık tüketimi istendiği kadar değil. Üç tarafımız denizlerle kaplı oldu. Evet, aynen öyle. Balık tüketimimiz yeterli değil. Eğer haftada bir gün, iki gün balık tüketiyorsa bir kişi, ek omega'ya gerek yok. Fakat balık tüketmiyorsak omega almalarını öneririm tabii ki. Evet, bununla beraber bazı bitkisel omega 3 kaynakları da var. Mesela semizotu, ceviz gibi. Vegan olan veya vejetaryen beslenenler de bunları belki tercih edebilirler. Sevgili Mutlu Hocam, programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken beslenme dışında kalp sağlığı ile ilgili izleyicilerimize ne gibi tavsiyeleriniz olur? Beslenme dışında aslında egzersiz önerim olabilir. Zaten hayat tarzı değişikliğinden kastediğimiz bizim genelde beslenmenin düzenlenmesi ve düzenli egzersiz alışkanlığının edinilmesidir.
Egzersizden kastedilen aerobik egzersizleri biz kalp sağlığı için öneririz. Yürüyüş gibi, bisiklet gibi, yüzme gibi, işte yavaş tempo jogging, koşu gibi. Dolayısıyla benim önerilere son olarak önerim mutlaka günde 45 dakikalarını düzenli spor yapmaya ayırmaları. Bu spor özellikle öğleden sonra olmasını biz daha çok öneririz. Hı hı. Sempatik aktivitenin çok yoğun olduğu sabah erken saatlerde zorlu egzersiz istemeyiz. Genelde öğleden sonra havanın ılık olduğu, aydınlık olduğu, oksijenin bol olduğu, böyle yeşil alan, orman, bağ, temiz bahçe, alan, temiz havanın olduğu yerlerde. Çünkü bizim istediğimiz vücuda oksijen girmesini istiyoruz. Oksijen çünkü bizim damarlarımız ve kalbimizi yeniliyor. Dolayısıyla mutlaka izleyicilerimiz günlük 45 dakika bu yürüyüşe vakit ayırsınlar. Burada egzersizden kastedilen ritmik yürüyüşün 45 dakika aynı tempoda devam etmesi. Yani biz hani vitrin yürüyüşü şeklinde bir yürüyüş önermiyoruz. Yani nabzımız yükselsin, yüksek nabzı 45 dakika ritmik olarak koruyalım istiyoruz. Yani yürüyüş bittiğinde bir duş alma ihtiyacımız olsun. Ya da yanımızdaki yürüdüğümüz arkadaşla yan yana rahat konuşamayalım. Biraz nefeslenerek, biraz terleyerek, nabzımızı biraz arttırarak yürümeliyiz. Günlük 45 dakika yürüyüş, düzenli doktor kontrolü ve biraz önce konuştuğumuz diyet önerilerimize uymalarını öneririm. Evet sevgili Mutlu Hocam, birbirinden kıymetli bilgilerle bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yeniden yeni bölümlerimizde sizlerle olmak dileğiyle diyelim.